El-Fatiha me'as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinas sıratal mustaqîm Zînâ en'amte aleyhim gâyril Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bir zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Konumuz yeminler. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk 3 tane vücuttan oluşuyor. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Ve ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah'a ahd vermişiz. Ve nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere de yemin vermişiz. Ama teslimler burada kalmıyor. Bir teslim daha var. İrademizin de Allah'a teslimi, Allah'ın iradesine bağlanması. Bunu da ihtiva eden bir Allah'ın talebi, Allah'ın ahdi oluyor. Allah Teala bize ahd veriyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Allah'ın üzerimize farz olan ahdidir. Allah'ın ahdi. Allah'ın vasiyeti de aynı şeydir. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. İlk teslim ruhun teslimidir. Allah Teala üzerimize çok sayıda farz kılmış bunu. Allah'a ulaşmayı dilememizi de farz kılmış. Allah'a ulaşmamızı da farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için Allah Teala'nın dilekte bulunmamızı, Ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz konusunda Allah'tan bir talebimiz olmasını da Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime ikisini birden ihtiva eden bir müessese. Diyor ki Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kablen yetihükümün azabe sümme la tünserun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra. Yani kısaca bu dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın ve Allah'a teslim olun. Bakara suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Ey insanlar, hepiniz birden silme girin. Silm kelimesi de aslında konunun kökü. Sin, nam, mim. Teslim kelimesinin kökü bu kelime. Selam kelimesinin, teslim kelimesinin. İslam kelimesinin, Müslüman kelimesinin. Selamet kelimesinin. Hepsinin kökü aynı kök, silm. hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsediyor. Oradan başlatıyor olayı. Ve ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi hepsini Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor bizi. Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor. Yettekuhu diyor. Ona yönel. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi evfu diyor. Allah'ın ahdine ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sebila men enabe ileyye diyor. Kim bana ulaşmayı dilemişse, yani yönelmişse, sen de onların yoluna tabi ol diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Bu sırat-ı müstakimin birinci seviyeli. Öyleyse sen de diyor, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani o kişi mutlaka benim sırat-ı müstakime ulaşacak. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci sebilin üzerindedir. Sen de o sebile tabi ol diyor Allah-u Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan tekil kullanmış. Allah'a, Allah adını kullanmıyor ama emanetler çoğulsa, sahibi tekilse tek Allah ve emanetler, ruh, veç, nefs, irade hepsi emanetler netice itibariyle. Hepsinin de sahibi o Allah Teala. Emanetleri Allah onların sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Müzemin suresinin 8. ayet-i kerimesine ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü yedü darüsselamü ve yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder. Selam yurdu aynı zamanda teslim yurdu demek, aynı kökten geliyor. Bu Allah'ın zatı olduğu neticesine ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna davet eder ve o selam yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? Allah'a ulaştırıyor. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Allah-u Teala burada açık bir şekilde kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Öyleyse bu davet Allah'ın zatınadır. Ve Hücurat Zariyat 50'de Allah Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sevgili kardeşlerim, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizle sizi bağladık diyor Allah Teala. Elestü bi Rabbiküm günü Eles bezminde Allah Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala da diyor ki ben sizin Rabbinizsem o zaman ey nefsler bana yemin verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Semînâ diyoruz, işittik. Öyleyse diyor Allah Teala itaat edin. Ve ruhlar, veçler, nefsler yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah Teala diyor itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana. Ama Allah Teala'nın bu itaatimize bir ilavesi var. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademize senin de teslimin gerek diyor. Sana bu bir emirdir. Sen de teslim olacaksın. Ve irademizle ilahi iradeye bir söz veriyor. Bu söz bize göre misak adını alıyor. Allah'a göre Allah'ın ahdini tamamlıyor. Allah'ın ahdi bu sebeple 4 unsurdan oluşur. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizin Allah'a teslimini içerir. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor yeminleri ve misaklarını gerçekleştirmezler. Onlara ahirette bir nasip yoktur. 77'de kim Allah'a olan ahdini ve misakini gerçekleştirirse, kim Allah'ın ahdini ve misakini gerçekleştirirse, yeminlerini gerçekleştirirse, işte o kişi takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Gene Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. 98. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd var. Ve Allah Teala buna ilaveten bizden bir misak almış. Bu aldığı misak ilahi iradenin cüz'i iradeden aldığı bir yemin türü ve Allah'ın ahdinin tamamlanmasını ifade ediyor. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin tesliminden sonra irademizin de Allah'a teslim olması söz konusu oluyor. Burada mishakimizin iki ayrı anlamı da içermesi söz konusu. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a teslimi. İki, irademizin Allah'a verdiği misak, irademizin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُوَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Öyleyse 20. ayet-i kerimeyi değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Misak neyi içeriyordu? Ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini. İradesini de Allah'a teslim ettiği için kişi misakını yerine getiriyor. Ve Allah Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde diyordu ki ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu, ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimden başka bir yolu kendinize yol iddiaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden ayırırlar ve fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın takva sahibi kulu olamazsınız. Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. Ahdinizi ifa etmeyi vasiyet etti. Yani anlıyoruz ki Allah Teala'nın vasiyeti de, ahdi de ruhun, vechin, nefsin ve iradenin teslimini, hepsini içeriyor. Ama bu konunun bütünü, dört teslimin dördü Allah'ın ahdi ve bizim ruhumuzun, fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd, bir de irademizin Allah'a verdiği misak. İşte eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinden sonra 21. ayet-i kerimesine bakarsak farklı bir olguyla karşılaşacağız. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah bize bir şey emretmiş, Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. İşte burada misakimizin farz olduğu bir defa daha anlatılıyor. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, bunun bir emir olduğunu söylüyor açık bir şekilde. Şimdi Ra'd 20 ile 21'i birleştirelim. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bu misaklerini bozmazlar sözü bir sonraki ayetle birleştiği zaman 21. ayetle birleştiği zaman o zaman bakıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Allah ruhumuzu ona ulaştırmamız için üzerimize 12 defa farz kılmış. Biz de bu farzı yerine getirmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse burada Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ın misaktan neyi kastettiği çok açık bir şekilde görünüyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmak misakimiz. Bu ruhumuzun misaki. Ve devam ediyoruz ayet-i kerimenin devamı gerisine ve yuhafune su'el hisap diyor. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar, endişe ederler diyor. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabır ibtigaya ve çerabbehum. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Aslında ulaşmayı kelimesini kullanmamış Allah Teala. Ama Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesine esas alırsak ulaşmayı kelimesini de mananın içine katmamız lazım. Çünkü ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor misaklarını yerine getirenler. Ama Allah Teala ellezine sabır ibtigae ve çerabim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Niçin dilendiği konusu açıklığa kavuşturulmamış. 21. ayet-i kerimeye bakarsanız bu dileme Allah'ın zatına ulaşmak için. Ama ya 22 ve 23. ayetler, oraya baktığımız zaman konunun çok ötelere taştığını görüyoruz. Allah Teala o Allah'ın veçini, zatını dileyenlerin, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerin fevz-i azimin sahibi olduklarını söylüyor. Adın cennetleri onların. Üstelik de bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Seyyate hasenatla mukabele ediyorlar. Yani irşat makamının sahipleri. O zaman iradenin teslimine kadar uzanan bir neticeyle karşı karşıyayız. Eğer Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerini alırsak, ruhumuzun 20. ayet-i kerimesini alırsak tek başına ruhumuzun misakini devreye alıyoruz ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir ifadesi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir oluyor. Ama onlar misaklarını bozmazlar. Sözünü sadece 20. ayet-i kerimenin içinde mütalaa edersek ki o da söz konusu, o zaman konu değişiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dilemek aynı şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 21. basamağı diler Allah-u Teala'dan. Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dileyen bir insan 28. basamağın 5. kademesini diler. Ve ikisi birbiriyle aynı şey değildir. Çok büyük farklılıklar gösterir. Bir tanesinde ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bizi evliya yapar böyle bir konu. Ama diğeri ruhumuzu da 21. basamak, fizik vücudumuzu da 25. basamak, nefsimizi de 27. basamak, irademizi de Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alır. 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse Allah-u Teala muhteşem bir dizayn yapmış. Bir tek olay gibi görünen muhtevaya dikkatle baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala misak kelimesiyle hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaki koymuş oraya, hem de irademizin Allah'a verdiği misaki koymuş ve olayı bütünleştirmiş. Şimdi Allah Teala'nın bu açıklamalarının ışığı altında bakıyoruz, insanlar ikiye ayrılıyor. Misaklarını yerine getirenler ve getirmeyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o misakini yerine getirmeyecek olan birisidir. Tamam. Misakini yerine getirmeyecektir. Gideceği yerde cehennemdir. Ama bu insan başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir tutum içindeyse, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de diyorsa, başka insanların da kendisi hidayete ermediği gibi başka insanların da hidayet ermesine engel oluyorsa, o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkaran biridir. İşte Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde anlattığımız olayı 25. ayet-i kerimesiyle karşılaştırırsak gene Ra'd suresinin, orada farklı bir dizaynla karşılaşacağız. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, vuslatı keserler, hem de Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Burada anlıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a ulaşması. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Yani ruhlarının Allah'a ulaşmasını istemezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle öğrenmeyi dileyerek kalbinize Allah'ın öğretisini yerleştirmeyi dileyerek yönelin. O Allah'tır. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Bu sevgisi asıldır. Ve size bir emanet olarak verdiği ruhunuzu mutlaka geri istiyor Allah Teala. Şimdi Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın işaretine bakalım beraberce. Onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, muslatı keserler. Hem de Allah'a misak vermelerine rağmen bunu yaparlar diyor Allah Teala. Ondan sonra da diyor ki onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Allah'ın lanetine muhatap olan insanlar kimlerdir? Müfsitler. Kim bu müfsitler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuşlar. Onların da hidayetine mani olmuşlar. İşte böyle bir dizaynın her kim sahibi ise o müfsittir. Yeryüzünde fesat çıkarmıştır ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuştur. Yeryüzünde fesat çıkaranlar Allah'ın lanetine muhataptır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez, dilemeyebilir. O zaman sadece kendi günahını çeker. O günahlarının muhtevası seviyesindeki bir cehenneme girer. Bir defa daha söyleyelim. Cehenneme giren cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen o cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehenneme giren insanlara dikkatle bakın. Onlar cehennem ehlidirler. Herkes kendi günahını yüklenir. Ama kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, hidayete erenlerin sevaplarından, kazandıklarından hidayete ermesine vesile olana da verilir. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, delaletine sebebiyet verirse, o insanların, delalete düşen insanların kaybettiği derecelerden onları dalalete düşürenlere de, dalalette bırakanlara da verilir. Evvela dalalete düşmek diye bir şey başlangıçta söz konusu değildir. Bilelim ki herkes başlangıçta dalalettedir. Kim olursa olsun doğduğu günden itibaren dalalettedir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemezse hep dalalette olan olarak kalır. Ve dalalette olan herkesin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir din alemi düşünün. Bir alem. Binlerce, on binlerce din öğreticisi insanlara din öğretiyor. Ve ne yazık ki yanlış ve eksik bir din öğretisi İslam'da bir teamül haline gelmiştir. Bu insanlar öğretileriyle insanları Allah'ın cennetine değil, ne yazık ki cehennemine doğru yola çıkarıyorlar. Üstelik de herkes cennete gideceğini zannederek cehenneme girecek. Bu korkunç bir tuzak sevgili kardeşlerim. İblisin 3. bin yılın içindeki insanlara korkunç bir tuzağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tuzak bütün boyutlarıyla devam ediyor. İnsanlar şeytanın eksik ve yanlış din öğretisi sebebiyle yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getiremiyorlar. Kur'an, insanları kurtarıcı hükümlerinden tamamen tecrit edilmiş insanlar tarafından. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış ve Kur'an'daki insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler Kur'an'da aynen durmasına rağmen insanlar tarafından unutulmuş. İşte bu unutulan Kur'an gerçeklerini sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Bu itibarla yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve misakimiz, yani irademizin teslimine dair olan misakimize ve ilavesiyle yer veriyoruz. Burada bir farklı dizayn oluşuyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, başka insanların hidayete ermesine hayatını vakfetmiştir. İnsanlar var, başka insanların dalalette kalmasına hayatlarını vakfetmişlerdir. Ve bu iki taraf arasında insanlık tarihi boyunca hep mücadele vardır. Bugün de var. Ve ne yazık ki mücadele din adamlarının birbiriyle mücadelesidir. Korkunç bir gerçek. Dinlerini unutan insanlarla dinlerini Allah'tan öğrenen ve insanların cehenneme gitmesine gönlü razı olmayan vazifelilerin mücadelesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın muradı herkesin hidayete ermesi, herkesin hidayette olması, ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve kendilerine düşeni yapmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayet üzere olamazlar. Hidayette olamazlar. Hep dalalette kalmaya mahkumlar. Öyleyse böylesine basit bir dizayn içerisinde insanların Allah'ın hakikatlerini din adamı olmalarına rağmen görememeleri gerçekten hayret verilecek bir şey. Yetmez, Allah'ın dostlarına cephe almaları. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler diyor Allah Teala. Hem de diyor biz indirdiğimiz kitaplarla apaçık bir şekilde beyinelerle insanlara hidayeti ispat etmemize rağmen, ispat vasıtalarıyla anlatmamıza rağmen, kitaplar indirmemize rağmen gene de insanlar vardır ki onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte hidayete gizleyen insanlar, her çağda bu insanlar var sevgili kardeşlerim. Bu çağda da ne yazık ki var ve insanları kandırmayı da başarmış durumdalar. Allah-u Teala Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine. Saadatlar her konudaki ileri gelenlerin adı saadat. Saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara 2 kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Ancak kıyamet günü Allah'ın dostlarının kıymeti anlaşılır. Ama iş işten geçmiştir. Öldüğü zaman da hakikat zaten kişiye gösterilir ve büyük pişmanlık duyar. Ah keşke onları kendime dost edinmeseydim der. Ne olurdu ben de Resul'ün söylediklerine uysaydım da hidayete erseydim der. Ve Resul de der ki, Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Bu yeminlerin başlangıç noktasıdır. Bütün yeminlerin başlangıç noktasıdır. Allah Teala buyuruyor Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair. Şeytana tabi olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden aldığı yeminler var. Allah-u Teala'nın bizden aldığı misaklar var. Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahdler var. Bir de bunları inkar edenler var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala size bundan daha çok amellerinize hasar uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi dedirtiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar diyor Allah-u Teala, onların amelleri boşa gitmiştir. Daha sonra da diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Onlar için mizan tutulmaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde yeminleriniz var, misaklarınız var, ahitleriniz var. Ne zaman yemininizi yerine getirirsiniz? İlk adımda yemininize, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an yemininizi yerine getirmek konusunda ilk başarılı adımı attınız, cehennemden de kurtuldunuz. Artık siz Allah'ın dostusunuz. Artık siz Allah'ın kulusunuz. Artık siz küfürden kurtuldunuz. Müminsiniz. Artık siz cehennemden kurtuldunuz. Gideceğiniz yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Şeytanın dostu iken Allah'ın dostu oldunuz. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken artık gaflette olmayanlardan oldunuz. Bütün bu dizaynın muhtevasında bir tek müessesi var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva ne yazık ki unutulmuş insanlar tarafından, bu muhtevaya dikkatle bakın. Unutturanlar bizim ikazlarımıza karşılık hatalarından geri dönerek insanları kurtuluşa çağıracak yerde sadece karşı çıkıyorlar. Hatalarında ısrar eden nefs sahibi çok insan var sevgili kardeşlerim. Bir kısmı gerçekten bilmedikleri için, anlamadıkları için karşı çıkıyorlar. İnşallah onları anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir kısmı biliyor. Doğruları biliyor ve en korkuncu bu bildiği doğruları gizliyor. Söylediğimiz şeylerin hepsinin doğru olduğunu bir kısım din alimleri biliyorlar sevgili kardeşlerim. Ve sadece kendilerine değil, din öğrettikleri insanları da onlara hakikatleri anlatmamak suretiyle ateşe atıyorlar. Onları ateşe çağırıyorlar. Allah'a verdiğimiz misakimizi 21. basamakta yerine getiririz. Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah bize furkanlar verir. Günahlarımızı örter. Mürşidimize ulaştırır. Nefs tezkiyesi yaparız. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Burası birinci aşamadır. Ruhumuzun Allah'a teslim edildiği yer. 28 basamağın 22.sinde gerçekleşir. Daha sonra burası 33.000 zikirden sonraki 35.000 zikir kademesidir. Fizik ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Zikrimizi arttırırız. Arttırdığımız zaman önce beka makamının sahibi oluruz. Sonra zühd makamının sahibi oluruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Allah'a verdiğimiz saadetin gerçekleşmesidir bu. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen onların rezistansına rağmen, karşı çıkmalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. O zaman ne olur? O zaman farklı bir sonuçla karşı karşıya oluruz. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin kalbindeki o bir kısım afetlerin varlığına rağmen 25. basamak ve yeminlerden ikincisi ahdimiz gerçekleşiyor. Sonra 26. basamakta daimi zikre ulaşıyoruz. Yerleri melekûta gösteriliyor. 27. basamakta daimi zikrin devamı göklerin melekûtu da gösteriliyor. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yeminimiz. Sonra irşada ulaşıyoruz. Salah makamının 4. kademesinde irşad adına öğrenmesi lazım gelenleri Allah Teala öğretiyor. Ve bu noktada irademizi de Allah'a teslim edebilecek olan bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. İradesini de Allah'a teslim eden birisi olacağız. Ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Allah irademizi teslim oluyor, kendi iradesine bağlıyor. Burası yolun sonu. 28. basamağın 5. kademesi ve bir sonuç. O kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişi. Bir hakkın takvanın sahibi olmuş. Müslimun olmuş. 4 teslimini tamamlamış bir insan. Yeminlerinin hepsini gerçekleştirmiş bir insan. Allah'ın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği kişi, başının üzerinde artık kendi ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yemin müessesesi bu vadilerden geçerek sonuca ulaşıyor. Netice 4 yeminimizin de gerçekleşmesidir. Ya da yeminimizin, misakimizin, ahdimizin ve irademizin misakinin gerçekleşmesidir. Ya da Allah'ın ahdinin gerçekleşmesidir. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın ahdini gerçekleştirmek suretiyle en güzeli ulaştırmasını 4 tesliminizde mübarek kılmasını, kabul buyurmasını, size adın cennetinde yerler hazırlamasını, hepinizi irşad makamına kabul buyurmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.